Meryem'de bir şey var. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ben belediye reisi Selahattin Güven. Memnun oldum. Bu memnuniyet bana ait hanımefendi kızım. Doğrusu sizin kadar genç güzel birini beklemiyordum. Teşekkür ederim. Sizi bir otel odasına bırakmak misafirperverliğimize çok aykırı bir şey. Böylesi daha doğru. Ömer Bey gibi hepimiz çok üzüldük. İlginize teşekkür ederim. Akşam yemeğini hep beraber yiyeceğiz. Saat 8'de sizi almaya geleceğim. Yorgunum, hemen yatacaktım. Yok, itiraz yok. İlçemizin bütün ileri gelenleri ve eşleri sizi bekliyor. Bu kadar sıcak, bu kadar işten karşılanacağımı düşünmemiştim. Hayırlı akşamlar, buyurun efendim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Çok güzel. Neresi burası? Ömer Bey'in evi. Bu yemeği de sizin şerefinize veriyorum. Buyurun. İyi geceler efendim. Sayın Hakim Nevin Hanım, Sayın Kaymakam Bey'imiz, hoş geldiniz. Savcımız İhsan Bey. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizi karşılayamadık, malum duruşmalar. Ziyanı yok. Jandarma kumandanımız Bülent Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emrinizdeyim. Milli eğitimcimiz, mal müdürümüz, tapucumuz. Memnunum. Evet, buyurun. Buyurun şöyle, ben çekeyim iskemleyi. Sağ olun. Ve arkadaşlarımızın hanımları. Ömer Bey yazık ki bu gece aramızda olamayacak. Özür diledi sizden. Neşeniz bol olsun. Afiyet olsun. Sen misin yeni hakim? Evet. Olmadı. Hatırımızı kırmayacaktım. Seni ağırlamak vazifemizdi. Selamdı. Hoş geldindi. Rüşvet değildi. Aziz Bey dedesidir Ömer Bey'in.
aklına estiği gibi konuşur. Boşuna Deli Aziz dememişler bana. Estağfurullah. Hadi, hoş geldin. Günaydın. Hayırlı sabahlar olsun. 30 senedir senin kadar erken gelen olmadı Reis Hanım. İlk memuriyetin mi? Evet. Hayırlı olur inşallah. Bana yardım et Allah'ım. Yanıltma beni. Şaşırtma. Müsellim kızı Ayşe'yi tarla kenarında beklemiş, akşamüstü yorgun argın tarladan köyüne dönmekte olan Ayşe'ye saldırmış ve zor kullanarak kaçırmak istemişse de Ayşe'nin haykırışlarına koşanlar sanığı yakalamışlardır. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden sanık Ayşe'yi istettiğini fakat başlık parasını veremediği için kaçırmaktan başka çare bulamadığını söylemiştir. Dava süresince dinlenen görgü tanıkları ve diğer tanıkların açık ve kesin ifadeleri mahkemenizce nazara dikkate alınmalıdır. Böylece suçu sabit olan sanığın işlediği fiile uygun olarak cezalandırılmasını. Size yorgunluk kahvesi getirdim. Eline sağlık Tevfik Efendi. Ne olacak o dal gibi çocuk? Kız da ona yangın. Bu gözler yanılmaz Reis Hanım. Öyle bir bakıyordu ki delikanlıya. Devam eden bir davada hakim tesir altında bırakılmaz. Kızın ailesi razı olursa evlenecekler. Ayşe'nin babasıyla konuştum. Gelecek duruşmada tahliye olacak Halil. Asıl şimdi hoş geldiniz, safa geldiniz Reis Hanım. Demek çok güzeldi. He? Güzelden de öte beyim, herkes bayıldı. Bizim misafir köşkünü beğenmemiş. Gitmedi, görmedi bile. Prensibi değilmiş. İyi ki burada yoktum. Aziz Bey'imiz lazım gelen her şeyi fazlasıyla söyledi. Sahi nerede dedem? Gökova'ya açıldı, balığa. Haftaya dönecekmiş. Aa, hepsini mi okuyacaksın? Hepsini. Taşıyayım otele kadar. Ağır değil, sağ ol. Karlıova ilçesinden Binalioğlu Ali Rıza Mertoğlu, jandarma karakolundaki ifadesinde iki kişiyi öldürdüğünü itiraf etti. Nasıl? Nerede öldürdün? Niçin? Geçimsizlik vardı aramızda. Eskiden kalma bir husumet. İkide bir önüme çıkıyorlardı. Jandarmaya, savcılığa bildirseydin. Böyle davaları erkekler kendi aralarında hallederler. Geceden silahlandım. Sabah ezanında peşlerine düştüm. Tüfek menziline girer girmez ya bismillah dedim. İbrahim düşüp bitti. Fakat Lütfü kaçıyordu. İşte böyle. Sonra gidip teslim oldum.
Tanık yapılan sorgusunda karakoldaki ifadesini tekrarlayarak suçunu itiraf etti. Tanıkların dinlenmesi ve dosyanın tekemmülü için tahkikat 17 Haziran'a bırakıldı. Bir dakika. Sanık beklesin. Kendisiyle konuşacaklarım var. Oturun. Çok gençsin, masum bir yüzün var. Bir katil olduğuna kimse inanamaz. Oysa sen iki kişiyi rahatça öldürmüşsün. Bunu da bir marifet yapmış gibi anlatıyorsun. Geceleri uyuyabiliyor musun? Hiç mi vicdan azabı çekmiyorsun? Allah'ın verdiği canı sen nasıl alırsın? Bununla nasıl gururlanırsın? Hiç mi elin titremedi, hiç mi acımadın? Benim canım daha kıymetli. Kıymetli olsa öldürmezdin. İdam talebiyle yargılanacaksın. O zor biraz. Nasıl zor? Kanunda her suçun cezası açıktır. Zor diyorsam zordur. Ben kolay kolay ölmem. Güvendiğin yerlerin... anlatamadığın sebeplerin mi var? Söyle. Diyeceğimi dedim. Hayrola? Epey uzun sürdü, geç kaldın. Öyle icap etti. Ne oldu duruşma? Ayın 17'sine kaldı. Bu keyfinin bir sebebi olmalı. Avukat tutmalısın arkadaş. Hepsi olacak. Hatırla ey peri, o mesut geceyi. Çamların altında çaldın bu seyi. Beni mesut ettin, sen de olasın. Karakol kumandanı Yüzbaşı Bülent, hakim hanım. Ne istiyorsunuz? Bir vaka var efendim. Gölde bir çocuk boğulmuş. Tahminen 10-11 saat önce boğulmuş. Gece 8-9 sularında. Başındaki yara nedir? Göle düştüğü sırada başını taşa çarpmış olmalı. Her zaman olur. Çoğu yüzme bilmez. Kim bu adamlar? Ne arıyorlar burada? Ömer Bey'in adamları. İkisi de silahlı. Ruhsatları var mı? Evet, araziyi ve gölü beklerler. Gölü mü? Göl Ömer Bey'in gölüdür. Koca göl nasıl Ömer Bey'in olur? İsmi bile Bereketoğlu gölüdür. Arazi Ömer Bey'in olabilir. Ama bir gölün kişi malı olduğu görülmemiştir. İsmi üstünde, Bereketoğlu Gölü. Yıllardır da Ömer Bey kullanmakta. Göl hazinenin malıdır. Herkese açık olmalı, kamu yararına kullanılmalıdır. Ömer Bey nasıl, ne hakla göle sahip çıkar? Onu kendisine sormalı. İhtarnameye muhatap Ömer Bereketoğlu. Konu, hazineye ait bir gölü gasp ederek
haksız kullanmak. Ne duruyorsunuz, yazsanıza. Bilmem, Ömer Bey'e karşı doğru olur mu? Ömer Bey bizlerden farklı değil. Devam edin. Duruşma günü... Elimizdekiler yetmez. En az 2-3 balıkçı gırgırı daha lazım. Tahsis için müracaat ettim. Bugün yarın çıkar. O zaman stoklamak için bir de soğuk hava deposuna ihtiyaç olacak. Elbette. Sonra da göl kenarına balık unu fabrikasını kuracağım. Hayırlı olsun. Hayrola Kahya. Neymiş? Celp. Mahkemeden. Hakim hanım göndermiş. Ne istiyor? Nerede oldu olay? Sen neredeydin? Sana sordum. Şuradaydım. Kayaların arkasında mıydın? Gidelim oraya. Neredeysen geç aynı vaziyete al. Maktuller, yani vurduğun adamlar neredeydiler? Cevap ver. Asabi oluşu normaldir. Aynı yere gelince cinayetlerini yeniden yaşamaya başladı. İçer misin? Çüş! Yavaş ol be! Olmazsam ne olur? Elinin körü olur. Ses sesini sol onu! Herkesin canı burnunda. Hadi lan! Benim de canım burnumda, hayvan! Ayıp! Bırakın diyorum! Bırakın lan beni! Duruşmaya gelmedi. Tekrar celp çıkartıyorum. Gene gelmeyebilir. Jandarma gönderin, ihsaren getirteceksiniz. Emredersiniz. Siz gidin çocuklar. Sorumlu olmamanız için geleceğim. Olurmuş be. Oluyor. Ömer Bey de buraya zorla getirilirmiş. Aynen doğrusu. Sen kim oluyorsun da bana jandarma gönderiyor? Beni zorla getirtmeye kalkıyorsun. Adınız? Bereketoğlu Ömer. Dışarı çıkın. Adamlarınızı da çıkartın. Derhal. Burası mahkemedir. Saygılı olun önce. Dışarı dedim, yoksa tutuklarım hepinizi. Ne? Ne yaparsın? Şimdi tevkif ederim. Çıkın dedim. Tevfik Efendi, salonu boşalt. Ömer Bey ile müessit bir olay geçmiş aranızda. Gölü çevreleyen çitleri yıktıracakmışsınız. Şikayetçi yok. Gölün açılması için bir müracaat da yok.
Çitleri kendisi kaldırmazsa yıkacaksınız. Yasalar neyi emrediyorsa onu yapacağız. Hakim ne yapar? Adamın babadan kalma tapulu malı. Yok, göl bizlerinmiş, hepimizinmiş. Öyle olsaydı kapatmazdı gölü. Ömer Bey kanunsuz iş yapmaz. Hakimin de bir bildiği olmalı. Tanıyor muyuz birbirimizi? Hayır. Öyleyse öfkeniz ne? Ne istiyorsunuz benden? Sadece yasaları uyguluyorum. Pek alıştığınız bir şey değil galiba. O göl benimdir. Atalarımdan kalmıştır. Belki 100 senedir... babadan oğula geçe geçe bana kadar gelmiştir. Balıkçı gırgırları aldım. Balık tohumları ektim helikopterle, tuttu. Sahillerine makineler koydum. Ağaç tomruk kesmek için. Dünyanın parasını yatırdım oraya. Yatırmasaydınız. Bu kadar yıl ailece yatırdığınızdan da fazlasını kazandınız. Yetmiyor mu? İstersem çok uzar bu mesele. Uzatın. İtirazınız varsa başvurun. Danıştay'a kadar her yer açık. Halk sizi pek seviyor, bey diyor, beyimiz diyor. Aile adınız her yerde saygı görüyor. Her zamanda görecek. Peki, siz ne yaptınız onların bu sevgi ve saygısına karşı? Bir okul mu? Yol mu? Çeşme mi? Hak ettiniz mi bu saygıyı? Bitti mi? Hayır. Siz hem saygısız hem de korkak bir insansınız. Bir kadınla konuşmaya bile adamlarınızla geldiğiniz için korkak, izin bile istemeden masama oturduğunuz için saygısız. Göl için ayrı tapumu olurmuş. Dört bir taraf kimin tapulu malı? Bizim, Bereketoğullarının. Dünyada Bereketoğulları var olduğu sürece de onların kalacaktır. Anlaşıldı mı? Asıp gidin, gidin diyorum. Adım çıkmış zaten Deli Aziz'e. Yaşım gelmiş 258'e. Şimdi topunuzu gebertirim. Hadi, hadi defolun buradan. Gidin durmayın. Gidin diyorum, vallahi acıma vururum. Başlayın. Durmayın, yıkın. Başlayın dedim. Duymadınız mı? Yıkın. Ömer, Ömer. Bu göl bizim Ömer. Kaç yüz senelik Bereketoğullarının. Sen bunu yapamazsın. Yıktırmak istediğin ailemizin şanıdır. Ben ölmeden kimse giremez buralara. Başlayın demedim mi? He? Ömer, aklından sorumlu var. Ben mi deliyim yoksa sen mi? Sanığın tahliye talebinin reddine.
iddia makamının öngördüğü tanıkların çağrılmasını. Duruşmanın 8 Temmuz saat 11'e bırakılmasına. Bir isteğiniz mi var? Evet. Benimle gelmenizi istiyorum. Nereye? Görmeniz gereken şeyler var. Gelemem. Lütfen. Rica ediyorum. İşte. İstediğiniz oldu. Göl halka açıldı. Ömer Bey gelmiş. Alışacaksınız. Onlar da alışacak. Kendim için konuşmuyorum. Ömer Bey, töre, gelenek, saygı demekti. Yok artık. Ömer Bey, iş, çalışma, yevmiye, dar zamanda yardım demekti. Onlarla saygılı ve dostça bir yakınlık sürdürmüştüm. Sen sadece çitlere değil, onların kafasındaki Ömer Bey'i de yıktın. Umarım pişman olmazsın bir gün. Yemeğim buz kesti. Yemeyeceğim. Neden? Acıkmadım. Nedenini ben söyleyeyim mi sana? Neden böyle pısırdığını, neden böyle aptal balıklara döndüğünü ha? Şu halinin sebebini 5 yaşındaki çocuklar anlar be! Ne varmış halimde? Söyleyeyim mi? Yoruldun reis hanım. Sağ ol Tevfik efendim. En sonunda sana layık bir ev bulabildik. Evet. Az kalsın unutacaktım. Ne bu? Otelden para almadılar. Neden? Ne demek? Otel Ömer Bey indirdi. Arkadaşlar, Türk denizlerinde Türk gemilerinin dolaşması, Türk bayrağının dalgalanması ancak kabotajla mümkün olmuştur. Yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi, her yıl kasabamızda da birlikte kutladığımız bu büyük bayram, hepimize bir daha mutlu ve kutlu olsun.
Hoş geldiniz Ömer Bey. Nasılsın Abdullah? Sağ olun, çoktandır özlemiştim. Ben de. Ah, Ömer Bey, inanamıyorum. Merhaba. Ayol kim bu? Buraların kralıdır. Hem paraya acımaz, hem de görüyorsun adamı. Ömer Bey, çok sevindim vallahi. Ben de. Hoş geldin hayat. Bizleri unuttun sanıyorduk ayol. Halit Bey gönderdi. Merhaba Ömer Bey. Uzaktan merhaba olmaz. Buyurun bakalım. Hadi gidelim. Şerefe. Böyle eğlenmemiştim. Sağ olasın Ömer. Hey, nerede Ömer? Gitti efendim, az önce. Neden olur mu böyle tatsızlık? Yaptığı ayıp. Hem de haber vermeden. Eğlencemizi bozmak istemedi. Hesabı da ödedim. Ömer Bey'in çocukları geçiyor. Sağ olsun Ömer Bey, cennetini yapıyor. Her sene fakir fukara çocuklarını sünnet ettirir. Gelin olacak kızlara çeyiz düzer, ev verir. Sizden kazandıklarına karşı az bile yapıyor. Başkaları hiçbir şey yapmıyor ya reis hanım. Sizleri sevindirmek pek kolay, pek ucuzmuş. Peki Tevfik efendi, gidebilirsin. Nerede Ömer? Gitti beyim. Nereye gitti? Söylemedi.
İki tarafta haksız. Arazi iki tarafında değil. Doğru. Yoruldunuz? Çok sıcak. İleride çeşme var, suyu buz gibidir. Ömer Bey rahmetli babası için yaptırmış. Pek çok köyün girişinde böyle çeşmeler vardı. Şu okulu da yeni yaptırdı. Senin evin köyün yok mu? Ömer Bereketoğlu, mektep çocukları yapmaz senin şu yaptıklarını. Mersin'e gidiyorum. İstanbul'dan misafirlerim gelecek. Evde onları bir güzel ağırlarsın. Herkesleri çağır. Kaymakamı, belediye reisi, Hakime Hanım'ı, hepsi gelsin. Tatil olduğu için sabaha kadar eğlenebileceğiz. Bilhassa bana haber göndermiş. Sizi de çağırmam için. Teşekkür ederim. Akşam uğrar alırım sizi. Kendim gelirim, zahmet etmeyin. Yo, ne zahmeti? Bizim için zevk olacak. Geleceğim saati tam bilemiyorum. Barışacağınıza herkes seviniyor. Thank you.
benimle gelmeni istiyorum. Sana anlatacaklarım var. Herkesin içinde söyleyemezdim. Seni seviyorum. Çılgınlık benimkisi. Sen haklısın.
de bir inanış vardı. Derler ki balıkçılar ölünce... Ne çok yıldız var. Güneyde bir inanış vardır. Derler ki balıkçılar ölünce yıldız olur göğe yükselirler. Bizim gibi şimdi denizde olan, geceleyen yüzlerce binlerce balıkçı öyle zamanlarda hiç konuşmaz. Yıldızları, birbiriyle konuşan arkadaşlarını dinler. Adası bu? Bilmem, hiç görmemiştim. Daha doğrusu çok geçtim buralardan. Ama bu ada yoktu. Yeni mi yaratıldı? Olabilir. Belki de dün gece. Çocukken renkli filmlerde görürdüm böylesini. Masal okurken, dinlerken gözlerimin önüne hep böyle bir yer gelirdi. Bir ismi olmalı buranın. Güneş Adası diyelim mi? Hayır, Mutluluk Adası. Mutluluk Adası. Hı hı. Mutluluk Adası. Mutluluk Adası! Mutluluk Adası! Olamaz. Yeminimiz silinemez. Gene gelir miyiz? Tabii. Asla unutmayacağız. Daima geleceğiz.
Sen Ömer Bereketoğlu'nun karısı olacaksın. Dik tut başını. Ateş bacayı fena sarmış. Ya. Kimseden çekindik öyle ya, yok maşallah. Baksana şunlara. Bak dönmüşler. Hani zorla kaçırmıştı? Bizim belimizi büken değil mi bu hanım? Gölümüzü elimizden alan, boynumuzu eğen. Evet, senden başkası dizgin vuramazdı. Hoş geldin, öpelim. Allah ikinizi de bahtiyar etsin. Git eşyasını getir gelinin. Burada kalacaksın, düğüne kadar. Kahya, Osman! Buyurun beyim. Yayılın kasabaya. Bütün fakir fukaraya yiyecek dağıtacaksınız, anlaşıldı mı? Baş üstüne. Hadi gidin. Kazanlar kaynayacak, sofralar kurulacak. Mapushaneyi de unutmayın. Geriye çekilin, geriye çekilin. Hepinize sigara, iç çamaşırı, erzak, elbiseli kumaş. Bereketoğlu Ömer Bey evleniyor. Hakim hanımla. Kiminle dedin? Hakim hanımla. Ne? Ne bağırıyorsun be? Müdürle görüşeceğim. Deli misin bu saatte? Derhal, hemen konuşmalıyım. Yat, sabahleyin söyleriz. Müdürü çağır diyorum! Müdürü çağırın bana! Kes be, uykumuzun içine ettin. Yat da derdini sabaha sakla. Bana bak, kes sesini! Dur lan be! Bırakın lan beni, bırakın diyorum! Nedir derdin? Hakim hanımla görüşmek istiyorum. Ne hususta? Kendisine söylerim ancak. Evleniyor hakim hanım. Seni mi dinleyecek şimdi? Dinlemeli. Dinleyecek. Dinleyecek. Ben öldürmedim. Katil ben değilim. Çok sevindim. Katil ben değilim. Suçu üzerime aldım ben. Usul erkan tüfre böyledir bizlerde. Bana az cezayla kurtulacağımı söyledi. Çok da para verdi aileme. Avukatlar da tutacak. Kim tutacak? Ömer Bey. Ömer Bey öldürdü onları. Yalan söylüyorsun. Yanında işçiydim ben. Yalan söylüyorsun, yalan. Doğru söylüyorum. İftira. İftira bu. Ömer Bey öldürmüş. Gölü paylaşamamışlar aralarında. Hayır. O öldürdü. O öldürdü diyorum. Sus diyorum. Duymak istemiyorum. Bana inanmıyorsan sorarsın. Şahidim var. Kim şahidi? Ömer Bey. Tevfik Efendi. Götürün onu. Sor kendisine. En geç duyan ben olmuşum. Tebrikler. Heyecanlısınız. Çalışmayın artık. Bir süre izin alın. Mutluluklar dilerim şimdiden. Sağ olun. Canı gönülden kutlarız Nevin Hanım. Teşekkür ederim. Düğününüzde yardım etmek isterim Nevin Hanım. Çok teşekkür ederim. Anlıyoruz sizi. Alıkoymayalım. Buyurun.
Hoş geldiniz. Nerede lan? Dediniz bahçede. Hanımefendi erkenden yattılar efendim. Yattığını söylemişlerdi. Uyuyamadım. Ben de. Yatamıyorum, uyuyamıyorum. Ne oluyoruz? İlk evlenen biz miyiz? Git artık. Nüfus kağıdını almaya geldim. Nikah için. Niçin öyle bakıyorsun? Bir şeye mi üzülüyorsun yoksa? Yok. İyi geceler. Sana da. Niye bozuktun? Her şeye. Üzülme. İş olacağına varır. Varmayacak. Ben geberirken kimseyi kimseye yar etmeyeceğim. Hayırlı sabahlar. Nereye? Yürümek istemiştim. Balığa çıkıyorum. Gel istersen. Yok. Bir şikayetin mi var Ömer'imden? Yok, hayır. Olmasın. Bir tanedir Ömer. Oğlumdan, gelinimden yadigardır bana. Arada hırçınlaşırsa hoş gör. Geç kalıyorsunuz. Bir sabah seni de götüreceğim. Rast gelsin derler. Öğren artık. Ah, biz sizi izinde biliyorduk Reis Hanım. Nasılsın Tevfik Efendi? Sağ olun. Yeni demlemiştim. Düşündüğüm çıktı. Buraya yerleşirsiniz artık. Belki hakimliği de bırakırsınız. Bırakma. Bir de Ömer Bey'e sormalı. Hey gidi hey, nereden nereye? Şuradan dışarı çıkartmıştınız Ömer Bey, seni tutuklarım demiştiniz. Değil mi? Halbuki şimdi... Şu Ali Rıza, Ömer Bey'in yanında mı çalışırdı? Evet, işbaşıydı arazilerinde. O sırada nasıl olmuşsa olmuş, elini kana bulamış. Sakin, kendi halinde bir çocuktu halbuki. Ömer Bey beyliğini gösterdi gene. Bir kötü laf etmedi. Babasına da arazi vermiş Rıza'nın. Bir de tekne almış. Ya boyu tam 12 metre. Aramadığım yer kalmadı. Korkutmak istememiştim. Hadi gel, çabuk ol sevgilim. Bırak elimi. Peki Reis Hanım, gören olmasın. Evlenince buralardan gideceksiniz sanıyordum. Beni yalnız bırakacaksınız diye çok korkuyordum. Beni örttükten sonra ne isterseniz yapın. Nereye isterseniz gidin. Kucağıma torun isterim. Gelinimin elinden kahve içmek isterim. Bak Ömer, bu kızı incitecek olursan döverim seni. İnanması zor ama vallahi döverim. O öldürdü. Katil Ömer Bey'dir. Katil Ömer Bey. Hayır.
Bana inanmıyorsan Ömer Bey'e sorarsın. Şahidim Ömer Bey'dir. Şahidim Ömer Bey. Bir arzunuz mu vardı? Ömer'i, Ömer Bey'i arıyorum. Limanda, kotrasında kalıyor. Götüreyim. Yalnız giderim. Ömer, uyan. Hayrola bu saatte? Sana bir şey soracağım. Sor. Doğruyu söyleyeceksin. Evet. Doğruyu, gerçeği öğrenmek istiyorum. Anladım sorunu. Seni seviyorum. Hem de ölesiye. Adamıza gidelim. Düğünden önce bir daha orada olalım. Kotra'ya gittin. Gün ışımamıştı daha. Bana niçin haber vermedin? Belki de iyi ettin. Yeter be! Ulan ben dede miyim, zaptiye miyim? Geçiyoruz adamızı. Geçtik. Nereye gidiyoruz? Çok uzaklara. Kaçıyorum. Sensiz gidemezdim. Ne demek istiyorsun? Ben öldürdüm. Rahat et artık. Şüphelerin, isyanların bitsin. Katilim ben. Hayır, hayır, hayır. Ali Rıza doğruyu söyledi. Sus, konuşma. Ben katil... Hayır, yalan söylüyorsun, yalan. Yalan söylemiyorum, ben öldürdüm. Sus, yalvarırım. Yalvarırım. Korkuyorum. Ölümden, bitmekten, gömülmekten korkuyorum. Seni bir daha hiç görememekten korkuyorum. 27 yaşındayım. Nasıl ölürüm? Nasıl? Güneşi, dünyayı, yaşamayı seviyorum. Seni canımdan çok seviyorum. Çok seviyorum. Beni yakalatamazsın. Ölümüme hüküm veremezsin. İstesem de yapamam artık. Seni mahkum etsem... kendimi de seninle öldürmüş olurdum. Öğlene Midilli adasındayız. Akşamüstü uçakla Paris'te. O saatte bütün ışıkları yanmıştır Paris'in. Sokaklarında insanlar, taşıtlar, yerlere, taşlara resim çizen ressamlar,
adım başında güzelim kaldırım kahveleri. O kahvelerden birinde müzik dinleyeceğiz. Martel konyak içeceğiz. Ellerim avuçlarımda olacak. İstersen daha uzak bir yere gidelim. Sadece sevenlerin yaşadığı bir ucundan bir ucuna selam yollarız dünyanın. Daha da kimseler bulamaz bizi. Ali Rıza. Ali Rıza ne olacak? Kanun konuşuyor. Adaletin sesi. Önce benim canım. Ali Rıza kim? Benim gibi yaşamış mı? Benim kadar sevmiş mi? Sevmiş mi? Sevmiş mi benim kadar? Haklısın. Kaçamayacağız Ali Rıza'dan. Daima aramızda olacak. Nereye gidersek gidelim peşimizden gelecek. O zaman yaşamak, yaşamak bile olmayacak. Suçsuz, günahsız, gencecik bir adam benim yüzümden asılmamalı. Ölmemeli. Dönelim. Git çevir. İlk günkü gibi. Ayağa kalkınız. Adınız? Ömer. Soyadınız? Bereketoğlu. Baba adınız? Cömert Bereketoğlu. Cinayetle suçlanıyorsunuz. Bir diyeceğiniz var mı? Suçumu kabul ediyorum. Kelepçe takmayın.